Bodrum'da faaliyet gösteren ve yangın söndürme cihazları satan bir firma, yeni ürününü ilginç bir tatbikat yaparak tanıttı. Herhangi bir nesnenin üzerine sıkıldığı zaman nesnenin etkili olduğu 25 saat boyunca alev almasına engel olan kimyasalın tanıtıldığı tatbikat, ilginç görüntülere sahne oldu. Yangın söndürme tüpünden çıkan maddenin 25 saat boyunca etkili olduğunu belirten firma sahibi Atilla Kahvecioğlu, kimyasalın etkisini ilk önce bir kapta yaktığı ateşi yeni ürünleriyle söndürdükten sonra pürmüzde tekrar yakmaya çalışarak gösterdi. Kahvecioğlu'nun tüm çabalarına rağmen ateş tekrar canlanmadı. Yoğun şekilde yanan kabın içindeki alevler söndükten sonra elleriyle kabı kontrol eden bir bayan, kabın içindeki mazot yağ karışımı maddenin buz gibi olduğunu söyledi. Kabın içindeki mazot yağ karışımı maddeyi söndüren Atilla Kahvecioğlu, daha sonra kimyasalı arabasının arka kısmına sıktı. Pürmüzde yaklaşık 10 dakika boyunca arabayı yakmaya çalışan Kahvecioğlu, daha sonra dakikalarca ateşi tuttuğu yerlere elleyerek kaportada tüm çabalarına rağmen sıcaklık artışının olmadığını söyledi. Firma sahibi Atilla Kahvecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Aracımızın yanmadığını ve söndüğü zaman bir daha 25 saat boyunca yanmamasını kanıtlamaya çalıştık burada. Yeni bir ürün bu. Nedir bu? Yeni bir ürün tamamen biyolojiktir. Çevreye zarar vermeyen tamamen bitkiseldir. Bunun içindeki ham maddeyi şöyle anlatayım size. Hayvan kemikleriyle ve bitki özleriyle oluşuyor. 35 bin volt elektriğe kullanabiliyorsunuz. Artı söndükten sonra 25 saat boyunca yanmıyor. Genelde bunu emniyet teşkilatında tomaların üzerine sıkıp olay yerine gittiklerinde ve de o molotofların bu araçlarımızı, tomalarımızı yakmayacağını göreceksiniz. Araba yakışımız da odur. Emniyet teşkilatına yardımcı olmak, jandarma mahallinde yardımcı olmak için ideal bir ürün olduğunu beyan ediyorum. Ürünü siz mi? Ürün Alman Avusturya yapımıdır. Ben Ege bölge sorumlusuyum, bayisiyim. İşte ürünümüzü Türkiye'ye yardımcı olmak için paylaşmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim.